Peki, miyomun belirtileri nelerdir hocam? Kişi miyom olduğunu nereden anlayacak? Miyomun en sık karşımıza çıkan belirtisi kanama, yani düzensiz kanama. 12 yaşın üzerinde adet gören bir kadın eğer normal dışı bir adet görüyorsa, normal dışı bir kanama görüyorsa bunu doktoruyla mutlaka paylaşmak zorunda. Normal nedir? Önce onu konuşmak lazım. 2 günle 7 gün arasında günde 2-3 PET kirlenen kanamalar normal kanama olarak değerlendirilebilir. Eğer bir günde 2 PET'ten 3 PET'ten daha fazla kanama oluyorsa veya 7 günü aşan kanamalar meydana geliyorsa veya adetten sonra diğer adet gelmeden ortaya bir kanama çıkıyorsa bu normal dışı kanama olarak değerlendirilir. Aşağı yukarı ayda bir görülmesi gerekir. 25 günle 35 gün arasında olabilir ama aşağı yukarı ayda bir görülmesi gerekir. Daha sık görülüyorsa ve miktar olarak daha fazlaysa. En sık hastalarımıza geliş şikayetleri kanama. Onun dışında ağrıyla gelebilir hastalar. Karın içinde büyüyen kitle yani miyom ağrı yapmaya başlayabilir. Diğer organlara, çevresindeki organlara, mesela idrar torbasına, mesela bağırsaklara veya diğer organlara baskı yaparak karşımıza gelebilir. Karında büyümeyle karşımıza gelebilir. Veya hiçbir belirti vermeyebilir. Aslında pek çok miyom, çoğunluğu hemen hemen hiçbir belirti vermez. Hasta tamamen tesadüfi bir muayene sırasında, bir gebelik muayene sırasında veya herhangi bir jinekolojik muayene sırasında, kontrol sırasında tamamen tesadüfen yakalanabilir. Belirti vermesi şart değil ama belirti verince de ilk olarak kanamayla ortaya çıkar. Düzensiz kanamalar olduğu zaman mutlaka hekimimize başvurmamız gerekiyor. Kesinlikle tabii ki. Yani düzenli kanamayı anlattım. 2 günle 7 gün arasında olması lazım. Aşağı yukarı 1 ayda bir olması gerekiyor ve günde 1-2 petten fazla olmaması gerekiyor. Düzensiz kanamalar miyomdan başka pek çok sebepler olabilir. Onlar neler olur? Yani rahim kanserleri, yumurtalık kanserleri, rahim ağzı kanserleri, düşükler, dış gebelikler ve rahimin yumurtalığın hormon salgılayan bazı kistleri aşırı kanamalara sebep olabilir. Onun dışında vajinal kanserlerde kanamalara sebep olabilir. Çok yaygın rahim enfeksiyonları yine kanamalara sebep olabilir. O yüzden düzensiz kanama olduğunda mutlaka hekime başvurulması gerekiyor. Hekime başvurulduğunda zaten kadın doğum uzmanınız bunu ultrasonla veya jinekolojik muayeneyle araştıracaktır ve miyomun tanısını koymak çok kolay. Bütün kadın doğumcular bu konuda yetkin olduğunu düşünüyorum. Çok basit bir ultrason muayenesiyle teşhis konulabilir. Tedavisini ileride konuşacağız ama evet. Teşhis çok önemli.